Merhaba arkadaşlar. Game Maker'da size obje çıkartmayı göstereceğim. Kod yazarak obje çıkartacağız bu bölümde. Game Maker'ı çok rahat bir şekilde öğrenebileceksiniz. Merak etmeyin. Kafanızdaki oyunları üretebileceksiniz. Yani sadece burada bir uzay gemisi veya bilmem ne yapıp sadece oradaki sprite'ları değiştirip size bir oyun yapma eğitimi vermiyoruz. Size bir hani papağan kodçuluk size öğretmiyorum size kendi kafanızda bir şey düşünüp onu yapabilecek kodları öğretiyorum. O yüzden yavaş yavaş her kodun üzerine e, kona kona gidiyoruz. Zıplaya zıplaya gitmiyoruz. Kona kona gidiyoruz. Şimdi gelelim. Hemen konumuza geçelim. Bunun için önce bir çıkartan objemiz bir de çıkacak objemizi ayarlayalım. Şimdi çıkartan objemize obj a19 diyelim. Çıkan objemize de obj b19 diyelim. 19. video olduğu için böyle A19, B19. Buraya istediğimiz şeyi yazabiliriz. Şimdi bunu sprite atamayacağız. Bunu odamıza koyacağız. Tamam mı? Odamıza koyup bir tuşa bastığımız zaman şuradaki sprite odada çıkart diyeceğiz. Amacımız o. Şimdi hemen sayfa çevirelim. Buna geçeceğiz ondan sonra da. Şimdi burada size anlattım ama öncelikle Şeyi yapmayı unutmayalım. Tabii ki objemizi üretmeyi unutmayalım. Her zaman yeni obje üretiriz. Aynı objeleri kullanmayız. Çünkü e bu o, burada karşılaştıysanız kafanız karışabiliyor. Yani isimlere kafanız karışabiliyor. Ondan sonra e, obj a19 demiştik. İsimlere kafanız karışabiliyor. İsimlere kafanız karışmasa yani ne, neyi nereye yazacağını şaşırıyorsun veya onun kod bölümüne giriyorsun. Orada bir sürü kod yazıyor. Ama halbuki konumuz ortadaki kodlarla alakamız yok. Ama işte insan yine onları öyle görünce siz panikliyorsunuz. Panikleyince de öğrenemiyorsunuz. Buna da OBJ A Tire, B pardon ilk harf büyük yazarım her zaman B19. Şimdi buna bir sprite atacağız. Buraya geldik. Sprite tabii ki SPR A B19'un sprite. Bunlar önemli değil. Buraya istediğimiz ismi yazacağız. Biz şu anda videomuzu, konumuzu, kodumuzu anlatıyoruz. O yüzden buralara pek önem vermiyoruz. Şimdi gelelim. Her zaman aynı işleri yapmakta da yarar vardır. Öğrenmeniz hızlanır. Şimdi gelelim ne yapalım. Ha, şu yeşil rengi seçeyim. Bunu bir boyayayım hemencik. Hızlı hızlı sizin zamanınızı almak istemem. Şurada hemencik şöyle 19 yazalım. 19 yazdık kapattık. Otomatik kaydediyor tamam. Aha bunu da kapattık. Şimdi yukarı çıkalım. B19 burada. A19'da burada. Şimdi bana bir mesaj geldi. Ben o mesajı bir okuyayım. Bak şu aşağıda. O mesajı ben bir okuyayım. Ondan sonra işimize bakalım. Evet okudum mesajımı geldim geri. Maalesef bu iki videoyu birleştireceğim şimdi. Tamam. Şey geçecektim slide'a geçecektim. Kafa kalmadı bende. Yukarı bastığında bir kullanacağız. Şimdi gelelim. Instance diye bir şey var. Instance diye nedir? Önce onu anlatayım. Bizim objelerimiz var ya bunlar orijinal objelerimiz, mallarımız yani. Bu objeleri tutup roomlara atıyoruz ya işte orada oluşanlara da instance yani örnekler oluyor. Şöyle göstereyim. Bak şimdi. Şurada hemen roomumuza geçelim. Bunu böyle tabii sadece slaytlarla gitmiyoruz. Burada anlatıyoruz. Roomumuza geçelim. Bak şu 18'de anlatmak istiyorum size. Bu 18'i siliyorum. Bak buradaki obj, ana objemiz. Ama bu ana objemizi alıyorum buraya koyuyorum ya. Buradaki örnek oluyor. Şuradaki room'dan otomatik hepsini bir açsın. Bunu da şurada boşluktan gelip şöyle yapalım. Şunlar kapanmış. Bunları geri açmak istedim. Gördüğünüz gibi bak bunu buraya attım. Bak instance bölümünde objeleri atabiliyorum. Örnekler. Peki niye burası örnek? Neyin örneği? Niye örnek yani? Şundan örnek bak şimdi. Bundan bir tane daha attım. Çoğalttım. Yani örneği çoğalttım. O yüzden çoğalabiliyorlar. Peki bunun örnek olduğunu nasıl aklımızda kalacak? Bak şimdi ben burada 18 yazıyor e ya delete'e bastım. Aa sildim. Bu silindi mi? Hayır silinmedi çünkü bu bir örnekti. Aha bunu da sileyim. Bak bu silindi mi bu örnek. Ama bunu silseydim olmazdı. Ana objemiz. Tamam. Bak, instance bu demek. Şimdi bunu kapatalım. Geri gelelim. Ana konumuza. Buraya anladığınızı düşünüyorum. Anlamadıysanız detaylı anlatırım. Şimdi diyeceğiz ki. Örneği. Alt oluştur tire. Kat, Room'un katmanını göze alarak. Şurayı sonra anlatacağım. Örneği alt tire oluştur. Alt tire Room'un katmanını göze alarak. Şimdi Room'un katmanını göze alarak nedir kardeşim? Tekrar Room'a geliyoruz. Şimdi ben ona diyeceğim ki bir şurada bir şey varmış. Sileyim şunu da. Bak şurada ne yazıyor? Katmanlar yazıyor. Bak şimdi. Buraya bir katman daha oluşturdum. Diyeceğim ki örneği oluştur katmanları dikkate alarak parantezi aç. Yani parantesin içinde ya bu katmanı yazacağız ya bu katmanı yazacağız. Hangi katmanı yazarsan katmanları o katmanı yerleştir demek. Tamam? Katmanları göze almak demek burası demek. İstediğin katmana ekleyebilirsin. Şu katmanı sileyim şimdi. Bu katmanı bu katmanı ekleyeceğiz. Tamam? Şimdi geldik. Bak ne yazdım? 100 100 instans, obje OBJ. Bu ne lan böyle? İnsanın kafası karışır. Evet size dersem ki şöyle anlatabilirdim. Evet. Objemizi oluşturuyoruz. %100'e yüze, yüze oluşturduk haritamızdan. Evet örnek katmanlar bölümünde objemizi oluşturdum. Tamam. Yani bunu sizin kafanızda kalmanız biraz daha zor. Yine aynı. Yine güzel anlattık aslında ama. Şimdi örnek. Alt tire. Nokta koyduğuma bakmayın anlatırken. Alt tire. Üret. Alt tire. Katmanı göze alarak katmanda yazmışım. Katmanı room'un katmanına dikkat ederek parantez aç x ekseni room'daki x ekseni y ekseni room'daki y ekseni instance room'daki katmanlardan instance yazan ve objemizin ismi. Şimdi room'daki katmanlardan instance yazana şuna yazana burada araba yazsaydık araba yazana diyecektik. Veya şuna eklemek istedik. Room'daki katmanlardan instance alt dire bir yazana ekle. neye ekle? OBC 19'u yani şu yeşil 19'u ekle. Bak biz bunu böyle eklemiyoruz. Bak biz böyle eklemiyoruz bunu tamam mı? Tamam biz bunu eklemiyoruz. O kod yazarak ekleyecek. Çok güzel değil mi? Anladınız değil mi? Eminim. Şimdi ben bunu room'a koyacağım. Ve farklı bir obje çıkartacağım. Tırnak içinde yazarsak room'lardan istediğimiz katmana koyabiliriz. Bunu ben anlattım zaten de. Eğer tırnaksız layer yazarsak buraya deseydik objemiz de aynı layer'a koyardı. gestroda anlatmışım. Şimdi şunu demek istiyoruz. Önce gelin bu kodu bir yazalım. Şu kapatalım. Biz ne istiyoruz biliyor musun? Bak bunu buraya bir kod yazacağız. Buradaki yazdığımız kod da bunu çıkartacak odada. Tamam mı? Şimdi add event diyelim. If ile ile uğraştırıp kafanızı karıştırmayacağım bir hani basıldığında yukarıya deyip buraya kodumuzu yazacağız. Tamam mı? Şu anda yani ifle step step yazabilirdim ama ben onu şu anda size şey yapmak istemiyorum. Size şu anda sadece bunu öğretmek istiyorum. Şimdi ins tan tance. Tamam ins Örnek dedik deme örnek attire. Cireate üret alt tire hmm, ne yapacağız derinlik mi katmanlar biz katmanları kullanacağız layer layer'ı dikkate ederek parantezi aç kapat şimdi bak buraya geldim bak burada sana yazıyor x yazıyor y yazıyor layer yazıyor id or name obj'nin diyor yani demek istiyor ki x katmanı x ekseni y ekseni katmanlardan istediğini yaz objenin ismi şimdi gelelim x eksenine ne diyelim orada 100 demiştik 100 diyelim başka bir şey de diyebiliriz y eksenine olsun 100 diyelim Katman ne olsun? Katmanın ismini bak bakabiliriz. Ee, neydi acaba? Instances olabilir. Bir bakabilir miyim? Ona bakacağım tabii ki. Katmanın ismini değiştirmiş olabiliriz. I harfi büyükmüş mesela. Instances. Tamam. Hemen bunu instances yazıyoruz. Virgül objemizin ismi. Yani hangi objeyi çıkartmak istiyoruz? OBC B19. Hemence yazıyorum. OBC altre B19. Evet bu hazır. Yukarı bastığımız zaman katmanı çıkartacak demek. Şimdi play diyorum. Evet play diyorum. Ama yapmadığım bir şey var arkadaşlar. OBC A19'u Room'a koymayı unuttum. O yüzden hiçbir işe yaramayacak basma. Gördüğün gibi hiçbir işe yaramayacak. Niye peki? Niye peki bir işe yaramadı? Şimdi bak ben bunun odada koymazsam bak bunu odaya koymazsam koydum. Bu sana gözükmüyor. surprises. Adam burada bu objeye göre eventimizi bu objeye yazdık. Room'a yazmadık ki eventi. Sadece room Ruhum açılıyor. Room'a bir event yazmadım ki objeye yazdım eventi. Ondan dolayı çalışmıyor. Anlatabildim mi? Şimdi play diyelim. Doğrusunda koymuşumdur diye düşünüyorum. Şu köşeyi bir yere objemizi üretecek. Basıyorum. Gördüğün gibi şu köşeye 100'e, 100'e, 19'a koyduk. Bir daha basıyorum. Bir daha koyduk ama üzerine koyduğu için görmüyor. Tamam. Bunu anlattım size. Şimdi gelelim. Başka anlattığım bir şey var mıydı? Bir de objemizi yıkalım. Yani yok edelim. Aynı objemizi bu sefer aşağı basınca çıkan objeyi yok et diyelim. Tamam mı? Örneği oluşturmak için ne demiştik? Örneği oluştur katmanını da göze alarak. Bu sefer de örneği yok et diyeceğiz. Instance örneği alt dire yok et. Hangi objeyi? OBJ19'u. Hiç parantezi koymasaydık da kendi objesini yok ederdi. Room'u koyduğun örneği yok eder. Room'a koyduğun örneği yok eder. Peki ikisini aynı anda katmanda olmasaydı o zaman da yok ederdi. Tamam mı? İkisi farklı katmanda olsaydı da yok ederdi. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim. Ee, ne yapacağız? Aşağı basınca aynı objemize şey yapacağız. Hemencik aşağı basınca diyorum. Tamamdır. Geliyorum buradan bu objeme. Şu room'u kapatayım. Çok fazla yerimi alıyor. Bunu silelim. Yazalım. Instan C Atre Des Troy. Troll var ya troll. Onun gibi. Destroy. Neyi yok et? OBC Atre B19'u. Bu kadar. Play diyelim. Aşağıya bastığımız vakit örneği create değil de örneği destroy yapacak. Peki bunda layer falan yok. Niye? Sen yok ediyorsun zaten. Yukarıya bastım. Aşağı bastım. Yukarıya bastım. Aşağı bastım. Yukarıya bastım. Aşağı bastım. Yukarıya bastım. Aşağı bastım. Tamam mı? Bunu yok etti. Şimdi Evet bakalım ne var şimdi anlatacağım. Anlatacağım bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Like atmayı falan bir şeyleri onları unutmayın işte.